yoksa mı? Sesini mi duyuyorum ben onun? Kokusunu mu alıyorum? Hayatım. Yoksa bu duyduğum deniz motorunun sesi değil de boğazdan geçen gerçek motorun sesi ve mazot kokusu mu ablam? Canım. Hazır mazot konusu açılmışken ne yapsam ben? Gidip bu denize mazot döküp yapsam mı ya? Hayatım lütfen otur ama ya. Sen hala narkozun etkisiyle halüsinasyon mu görüyorsun nedir? Takma kafana. Kız ben hızımı alamadım o gece. Ya şunun kalan 3 tane saçında yolayım mı ablam? He? Gidip şunun burnunu bir tane çakıp iyice yamultayım mı? Ay. Kulağını ısırıp kopartıp kedilere atayım mı ablam? Aa, otur gelinlerin Mike Tyson'ı otur. Bak Rıza anlatmış ya. Senin kafan ilaçtan mütevellit uçurtma gibiyken kendi ağzına ayrıldık bitti demişsin oğlana. Ne biçim konuşmuşum? Hatırlayamıyorum da. Vallahi kendi ağzıma cağırtılarak yutasın var ablam. İşte Rıza da o bunalımla gitti. Deniz ahtapotunun kollarında buldu herhalde kendini. Ya niye kendini kaybedip denizin kollarında buluyor ablacığım? Navigasyon var, GPS var, uydu resimleri var. Kaybetmesin kendini. Lokasyonuna, enlemine, boylamına bir hakim olsun. Ne yapacağım işte erkek gülüm, erkek aklı orta affedersin. Herhalde yalnız kaldım, bu yandaki de kuyruk sallıyor. İşte vakit geçsin, gönül eğlendireyim diyerekten. Tek tek basaraktan, bahre süzerekten. Bu sıcaklıkta atmaca gibi atlayaraktan o oldu. Akbaba, leş kargası. Gidip bunu sapanla vurayım ablam. Aa, yapma böyle Nur hayatım ya. Sen eskiden daha hesapçı, daha sinsi, daha soğukkanlı bir tiptin bebeğim ya. O senin güzel görüşün ablam. Doğru. Arkadaşlar falan da sağ olsunlar hep benim için böyle derler ama işte şoktan. Bak gülüm. Şimdi bu kadar mikro ölçekte bir yanlış anlaşılma için ortalığı ayağa kaldırmayalım değil mi? Babanı, abini, bizimkileri düğün arifesinde velveleye vermeye değmez. Sen hep ne dersin? Yüz verme yetime döner koy. Ay yok öteki. Ha, erkeği çok sıkmamak lazım, boğmamak lazım. Değil mi ama? Bence Rıza bekarlığa veda partisini yandakiyle veriyor. Sen kafasını yükseltme, alttan al. Yakında tapusu sende nasılsa. Ya tabu bende de. Elin paçozu benim araziye kaçak gece kondu ki ablam. Of! Ben kendi içimde bu işi çözdüm Rıza'm. Kadının alnının, erkeğin elinin kiridir. Demek sen diyorsun ki kirlenmek güzeldir. İyi içinde kalmasın. Hevesini al, fındığını kır, hobini yaşa, partini yap, kurtlarını dök. Gezin gezin, dön dolaş yine bana gel. Nurhayat, konuşmayalım bu konuyu çok gereksiz. Sinirliyim, zamana bırakalım. Tamam, hadi. Yalnız fingirdasyon döneminde kimle ne yaşadığına dikkat et. El alemin maskarası olma, sona yakışmaz. Anlamadım. Azıcık seçici ol diyorum. Gönül eğlendirirken kişiye özel bir hizmet al. Üç kişi birleşip daraya girmeyin yani. Ya ne danası, sen ne diyorsun ya? Herkese kuyruk sallayan danar var ya işte. Ah ah, o sette neler dönüyor, ne tablolar yakılıyor duyuyoruz. El alemin çapkın oyuncu adamları saf mı? Sette açık büfe dana antrikot var, yemez mi? 10 parmağında 10 karanlığı hayata. Deniz'in kimseyle ilişkisi yok. Ya niye ilişkisi olsun ayol? Kendini tek bir kişiye bağlar mı? Feleğin çemberini hula hoop yapıp kalçasına çevirmiştir o. Senin de parmağını da çevirmesin de. O hayat çirkinleşmeyelim. Hiç gerek yok. Yakışmıyor çünkü. Lütfen. Bir hayat değiştir mi? Bana ne ayol? Kendi hayatını kendi değiştirsin hangi pislikse. Ya bana mı güvenmiş bu hale getirirken? Ya şekerim, vakıflara canım feda da. Ben uğraşamam böyle şeylerle. Parası neyse vereyim. Ha ünlüyle yemek satılık. İyi, helalden 10 bin dolar atayım sana. Hangi ünlü? Kız bana bak, kaliteme uygun bir şey olsun yalnız ha. Öyle kenar köşe istemem. Dandik popçu istemem. Moda ikonası, kokonası istemem. Yan rol istemem. Bağış da onları aşağısı kurtarmaz bacım. Bize gelişim bu. Kimse görmeyecek tane oğlum. Gazeteci var. Evet abi var. Yazgı. Hiç beklemezdim. Tüh ahlaksız. Hiç acıma yok bunlarda. Ay şu haline bak ya. Şu ahlaksız. Toymadın kötülüğe ya. Toymadın ya. Zafer, her şeyinizi bitirdim. Bu son vuruşla artık ümidinizi de bitiriyorum. Yazgı, aha bunu da yaptın ya, bildiğin kötülüğüne tüy diktin. Elimde değil.
Ben kötüyüm. Final? Niye devam ediyor Esra? Burada bitiyor dizi. İçinde. Hocam siz sonradan kes dediğiniz için sahne bitmedi sandılar herhalde. Ulan bunların elinde senaryo yok mu? Oyun neyse oynuyoruz işte. Burada oyun bu. Burada oyun böyle. İşte o ortamı kurban. Yazık ya. Kötü olmasın da ne yapsın bu kadıncağız? Mecbur. Ya savaşacak ya ölecek. Ya Pergesel'den nerelere geldim ben ya? Yani arkadaşlar, Güneydoğu kadınının durumu ancak bu kadar doğru anlatılır. Kıyamam ben sana. Oha. Bir dakika. Dünyada TT olmuş. Hepimiz yazgıyız. Evet hocam, internet yıkılıyor şu anda. Deniz halk kahramanı oldu. Allah kahretsin! Abi tabi ya. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Bu gece diziniz olay yarattı. Kadın örgütleri tebrikler yolluyor. Ne düşünüyorsunuz? Aa, Kardo bizim dizi bu gece mi yayınlanıyordu ya? Ya ben bizim diziyi pek takip edemiyorum ya. Ben zaten sadece belgesel. Ya kardeşim açıkçası bizim diziyi seyredemedik bu akşam. Aa, ama Deniz yani çok güzel yorumlamış. Yüreğine sağlık, eyvallah. Emir Bey. Bu arkadaşınız bir hayat değiştirdi. Alkolü bıraktırdığınız arkadaş değil mi? Birlikte mi içiyorsunuz? Bu doğru mu? Yazgın ne olmuş? Kadın örgütü falan dediniz. Ya böyle önemli günler varken bana bunları sormayın ya. Sorma ya, bunları sorma. Hadi git ya. Kim? Yazgı mı diyorlar? Size bayıldık. Kötülüğün sebepsiz olmadığını gösterdiniz. Burada herkes ağladı. Gerçekten mi? Ah, ne kadar güzel. Nasıl oldu? Nurhayat'cığım, bu akşam Çağatay Bey gelemedi. Onun yerini bu gecenin yıldızı aldı. Medyadan arkadaşlar, görüntü almak istiyorsanız buyurun. Efendim, bir hayat değiştirin vakfına Deniz Alsancak bu yemeği bağışladı. Nurhayat Karakaş da bir hayırsever ve oyuncunun hayranı olarak vakfımıza 10.000 dolar vererek yemeği satın aldı. Beraber bir resim alalım. Daha yakın. Biraz daha. Biraz daha lütfen. Yanak yanağa olabilirseniz çok tatlı ve samimi olacak. Ne güzel. Aşkımız ölümsüzleşiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.